Bana sürekli TikTok'tan Sumgayt'a gel yetim, Sumgayt'a gel yetim yazıyorlardı. Sumgayt'a geliyorum yetimler. Abi yetimleri yakaladım herhalde. Selam yetim. Yetim nasılsın yetim? Çok düzenli bir şehir. Sahili de görmedik demeyiz Sumgayt'ta. Selamlar arkadaşlar yepyeni bir videodan. Şu an ben Azerbaycan'dayım ve Hırdalan'dayım arkadaşlar. Bu güzel yerde kalıyorum ve beni misafir ediyor burada ve aile teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhaba. Sağ ol. Şimdi bizi nereye aparacak? Sumgayt'a aparacak. Beraber onunla beraber şöyle bir Sumgayt'ı gezeceğiz. Yetimlerle buluşacağız. Evet. Yet kalarlı. Bana sürekli TikTok'tan şey yazıyorlardı. Sumgayt'a gel yetim, Sumgayt'a gel yetim yazıyorlardı. Sumgayt'a geliyorum yetimler. Bakalım neler varmış. Şöyle bir Sumgayt'ı gezelim. Görelim. Bu arada videoya başlamadan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bir de yorum atarsanız mükemmel olur. Azerbaycan'da nerelere gitmem gerekiyor? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. O zaman Sumgayt videosu başlasın. Haydi bay bay. Arkadaşlar Tantuni güzel. Beğendim bayağı be. Fiyatı da 3 manatmış. Gayet uygun. Tantuni'yi bilmeyenler için. Tantuni hangi etten yapılıyor? Mal etinden mi? Bu da detayını bilemem. Büyük ihtimalle mal etinden yapılıyor. Tavuk ben de tavuklu yiyorum genelde. Böyle limon sıkıyorsunuz. İçerisinde de böyle baharatlar oluyor. Bayağı güzel yani. Buraya gelmenizi size tavsiye ediyorum. Burası Sumgayt Diyezbir. Pardon. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi yemeğimi yedim. İlk olarak şehitlere geldim. Şehitlerimizi ziyaret etmeye geldim. Zaten ben genelde gezilerimin hepsinde ilk önce şehitlerimizi ziyaret ediyorum. Ondan sonra gezecek yerlere gidiyorum. Buraya kadar gelmişken şehitlerimizi bir Fatiha okuyacağım. Hocalı katliamını bilmeyen yoktur herhalde. Dünya üzerinde onaylanmış en büyük katliamlardan bir tanesi arkadaşlar. En büyük soykırımlardan bir tanesi. Böyle Hocalı yazmışlar. 1992'de arkadaşlar. Şimdi bu tarafta böyle bir giriş yapmışlar. Diğer tarafta da böyle yol boyu arkadaşlar. Böyle şehitlerimizin olduğu yerler var. Şimdi oraya doğru gideceğim. Bir Fatiha okuyacağım. Sonrasında gezmeye tekrardan devam edeceğim. Şehitlerimizi yad edelim. Ben Azerbaycan'ı gezerken her yerde ilk önce şehitlerimizin yanına gittim. Her yerde şehitlerimizi gösterebildiğim kadar göstermeye çalışıyorum. Çünkü unutmayalım. Onları unutursak onlar da üzülür gerçekten. Çünkü vatan uğruna savaşmış askerlerimiz yani kardeşlerimiz. Şimdi oraya doğru gideceğim. Bir Fatiha okuyacağım arkadaşlar. Allah hepsinden tekrardan razı olsun. Zafer ağacı diye söylenmiş. Öyle yazıyor. Bu askerlerimizin böyle kolyeleri arkadaşlar. Hani askerde böyle kolye tarzında bir şey takarlar ya. Hepsinin şehit olan askerlerin hepsini böyle ağaç şeklinde yapmışlar. Bakar mısınız ne kadar fazla? Ama ben mesela Azerbaycan'ı gezerken ya çok hoşuma giden bir şey var mesela. Çok küçük bir yere de gitseniz, çok büyük bir yere de gitseniz her yerde şehitlerimizi unutmuyorlar ve her yerde fotoğrafları var. Yani bu aslında çok güzel bir şey yani. Çünkü unutmamak lazım. Böyle kutsal değerleri. 2016'ncı yıl ve 44'cü 3. Karabağ. Karabağ Muharebesi evet. Allah hepsinden razı olsun. Burada bir tane teyzemiz var. Bizim kardeşlerimiz hepsinden Allah razı olsun. Hiçbirini unutmamak lazım. Arkadaki teyzemiz sırasıyla herkese öyle dua ediyor arkadaşlar sırasıyla. Gerçekten dikkatimi çekti. Sıra sıra herkese dua ediyor abi burada. Şöyle. Burada ise 2. Karabağ Savaşı'nda savaşan askerlerimiz, şehit olan kardeşlerimiz. Bak mesela 2002 doğumlu. Yani benden küçük. 97 doğumlu. Benden küçük. Emin nasılsın? Necesin? Sağ ol kadın, sağ ol. Allah kabul etsin. Amin abi. Necesiz? İyiyiz abi, çok şükür. Şehitliğe geldik, dua edelim diye. Allah kabul etsin. Amin abi, inşallah. Allah sağlığı versin.
Amin. Nasılsınız? Haliniz, keyfiniz nasıl abi? Şükür, şükür, şükür. Allah'a bin şükür. Her şeyi yaşadım. Amin. Amin. Çok kısa bir araya giriyorum çünkü Azerbaycan gezilerim bundan sonraki sponsoru Talistan Forest. Buraya geldiğimde biliyorsunuz 5 kuruşum yoktu ve onlar bana sponsor oldu Azerbaycan gezilerimde. Talistan Forest, İsmail rayonunda, Talistan kendinde olan harika evlerin olduğu bir yer arkadaşlar. Buradan onlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sponsor oldukları için can Azerbaycan'ımızı onların sayesinde gezeceğim. Aşağıda linklerini bırakıyorum. Takip ederseniz çok mutlu olurum. O zaman videoya geçelim. Videoyu beğenin. Görüşmek üzere. Sumgayit, Azerbaycan ikinci büyük şehri arkadaşlar. Yani sanayi şehri diyebilirim. Yani sanayi burada, her yerde sanayi var diyebilirim yani. O yüzden gelişmiş bir şehir. Böyle deniz kenarında bir şehir yani burası. Burada insanlar genelde şey yazıyorlardı bana, işte yetim metim diyorlardı sürekli. Neden öyle diyorlar abi? Neden böyle yetim diyorlar? Sumgayit'ten. Sumgayit meşhur, yetimler yeri meşhur. Yetimler yeri meşhur. Yetim ne demek oluyor? Bilmem. Öyle. Yani zamanlar birbirine yetim diye müracaat ediyorlar. Ha, küçük insanlar birbirine yetim diyor. Genceller agal diyor. Ha, genceller agal diyor. Sumgayitler yetim diyor. Bir de gaga var. Sumgayitler yetim dediği için mi? Başlılar atam değil, kardeşim değil. He. Ya böyle bir takma lakap aslında, öyle söyleyeyim. Birbirlerine o şekilde hitap ediyorlar. Ama bizde yetim ne demek biliyor musun? Bizde yetim. Bizde yetim adeta annesi yok, babasız olana yetim diyorlar. Ama aynen. Öyle bir şey değil. Ama burada öyle değilmiş yani. Evet arkadaşlar, şu an Azerbaycan'ın Sumgayit şehrini. Abi Sumgayit'te böyle bir meydan var. İnsanlar böyle hani gece böyle cıvıl cıvıl oluyor akşama doğru. Ve buranın en büyük sembollerinden birisi olan bu güvercin abi. Güvercin sadece bir sembol olarak neyi ifade ediyor bilmiyorum ama genelde güvercinler böyle barışı barışı temsil ediyor arkadaşlar. Abiye dokunmak olmaz. Böyle bir simge abi. İnsanlar burada işte yürüyorlar, yürüyüş yapıyorlar, aileleriyle vakit geçiriyorlar. Ama gerçekten Sumgayit de Bakü de çok düzenli bir şehir bana göre. Yani hani yolları bakar mısın abi? Çok düzenli bir şehir. Ve yani Azerbaycan'da en çok hoşuma giden şeylerden birisi yerde abi bir çöp bile olmaması. Yani bu açıdan çok temiz bir ülke diyebilirim. Bayağı güzel. Şimdi sahile doğru gideceğiz. Ben Azerbaycan'da her yere gideceğim abi. Her yere gideceğim. O yüzden lütfen bana Sumgayit'e niye geldin, şuraya niye gittin falan diye yazmayın. Her tarafa teker teker gideceğim arkadaşlar. O yüzden bakalım, gidelim. Hava da mükemmel bu arada. Evet. Ay, Türk kardeşin gelmiş, ta nerelerden? Sumgayit'te misin? Evet. Abi bu yetim ne oluyor ya? Yetim diyor herkes. Ara uşağlarına beyler yetim. Her oğlan da o sözü başa düşüyor. He, her oğlan onu başa anlamıyor yani. Evet. Ama kullanıyorlar kendi aralarında evet. Yetim. Her oğlana da yetim diyor. Her oğlana yetim demiyorlar. Ben şimdi yetim bana derler mi? Yok. Derler diyor. Neyse sağ ol abi. Yetimi seçene yetim diyemez. İki yetimi seç. Baya hareketli insanlar böyle. Bakar mısın? Abi Maraş dondurması her yerde. Ya böyle bizim Türkiye'de bu Maraş dondurması çok fazla. Artık bizim için böyle klasikleşmiş gibi bir şey ama ya insanın hoşuna gidiyor yani. Böyle farklı farklı hareketler yapıyor ya. Hoşuna gidiyor insanların. Yukarıdan aşağı doğru geldik arkadaşlar. Böyle bir böyle cadde gibi bir şey var. Burası yürüyüş yolu değil mi buranın? Burası yürüyüş yoluymuş. Şimdi Hazar Gölü'ne, daha doğrusu Hazar Denizi'ne doğru gideceğiz. Böyle bir deniz havası alacağız. Abi burası da çok rüzgarlı ya. Azerbaycan her yerde rüzgar var herhalde değil mi? Rüzgarlı burası da. Böyle kamerada sesim kötü çıkıyorsa kusura bakmayın. Ama böyle akşam oldukça daha da kalabalık oluyor herhalde burası değil mi? Selamünaleyküm. Bunlar yetim mi? Her neyse gidelim bakalım neler varmış. Abi yetimleri yakaladım herhalde. O kadar düzenli bir şehir ki gerçekten çok düzenli bir şehir. Ezecekler lan. Ve bayağı temiz yani. Selam yetim. Yetim nasılsın yetim? Selam. Şakasına söylüyorum yani gerçek. Yetim selamünaleyküm. Bu arada şakasına söylüyorum abi. Yani hani yanlış anlamayın.
Haksız mıyım? Yani şaka, mizah amaçlıdır. Bazen çünkü gerçekten gerçek anlıyorsunuz. Ben sadece abi böyle şakasını komik olsun diye yapıyorum yani. Yani hani zaten burada diyorlar yani, anladın mı? Tabii ki herkes değil ama. Abi burası bayağı canlıymış. Yani akşam daha da canlı oluyormuş. Bakar mısınız? Böyle bir yürüyüş yolu var. Kalabalık, bayağı kalabalık. Hatta şuradan sahile gidebiliriz bence. Bir sahile bir bakalım. Sahili de görmedik demeyiz Sumgayıt'ta. Burada denize giriyorlar mı? Buradan denize ne yok? Nohane giriyorlar. Ha, Nohane. Burada girilmiyor. Şeydendir büyük ihtimalle. Sanayi bölgesi olduğu için değil mi? O yüzden diri diye düşünüyorum. Ya böyle insanlar işte sahilde oturuyor abi. Burada restoran da var. Böyle yürüyüş yolunda da böyle bizim abi Tantunucu abinin burada da dükkanı varmış. O var. Restorandır, kafedir. Her şey var abi. Sumgayıt'ı keşfetmeye devam ki. Haydi. Abi burada da ata falan biniyorlar. Bakar mısın? Oo, bayağı güzel biniyorlar ha. Zaten ben Kırgızistan, Kazakistan'da ata binmekten çok, hani artık çok bindiğim için gerek yok. Bir de mesela burada benim dikkatimi çeken şu, Azerbaycan'da yani öyle mesela gelişi güzel bina yapılmıyor abi. Mesela burada görüldüğü gibi mesela bu binalar bizde böyle apartman aslında çok fazla, böyle gelişi güzel yapılıyor hep. İşte farklı renkte, şöyle böyle, ama burada mesela bir önem ve nizam veriliyor, bakar mısın? Binalarda. Bu çok hoşuma gidiyor benim. İniş kolaydı da çıkışı zor biraz. Her inişin bir çıkışı vardır. Şimdi burada böyle güzel bir Sumgayıt manzarası olan bir yer varmış. Oraya doğru gideceğiz. Oradan da şöyle bir Sumgayıt'ı göreceğiz. Yalnız hava muhteşem yani. Sıcak değil. Esiyor. Yani bunaltmıyor. Biraz nem var ama hava bayağı güzel. Çünkü ben bir önceki geldiğimde çok böyle soğuktu. Köylere gitmek istiyordum. Her araba köye gitmiyordu. Özel araba bulmamız lazımdı falan filan. Ama şu an gayet rahat yani. İstediğim her yere gidebileceğim. Abi şimdi geldik böyle güzel manzaranın olduğu bir yer. Bak buradan da bayağı güzel gözüküyor. Şuradan geldik, böyle yukarı doğru çıktık. Şimdi böyle ağaçlar bayağı güzel gözüküyor. Bu manzarayı da gördük. Ha bak, buralar da güzel, bayağı yeşillik. Sumgayıt bayağı yeşillik bir yer bence, baksana. Abi burada en çok hoşuma giden şeylerden birisi Türk bayrağının her tarafta olması yani. Neredeyse her yerde Türk bayrağı var. Azerbaycan bayrağının yanında. Burada da mesela görüyorsunuz. Orada da bizim bayrağımız var abi. Her tarafta var. Abi şimdi ise böyle Kervan Pazarı diye bir yer varmış. Oraya geldik. Şöyle yine bir yürüyüş yolu var. Biraz hava karardı. Yani kararmak üzere neredeyse. O yüzden hızlı şöyle size göstereceğim ne var ne yok diye. Ya böyle yaşamalık bir yer aslında. Bak El Sıva 2 var ya. Her yerde El Sıva 2 var, yemin ediyorum. Bakü'den daha ucuzdur diye düşünüyorum. Çünkü Bakü biraz pahalı bir şehir arkadaşlar. Burada da aynı şekilde öyle dükkanlar var. Bir şeyler satıyorlar. Bak şurada da kazı kazan diye bir şey var. İnsanlar burada sürekli böyle kazı kazan yapıyor yani. Kumar bir nevi ya. Yani kumar oynuyorlar. Güzel bir yer ya. Ben Sumgayıt'ı beğendim yani. Hani düzenli bir şehir. Güzel bir şehir. Buradan bütün Sumgaytlara selam olsun arkadaşlar, izleyen varsa. Bu arada bir yetim arkadaşımız daha var. Adın ne? Niger. Şaka yapıyorum yetim diye. O da bizi gezdirdi bugün, sağ olsun. Sağ ol Niger. Burada böyle meyve suyu yapıyorlar. Bu Sovyet gazozu diye geçiyor. Böyle mesela istediğinizden böyle istiyorsunuz, ona göre yapıyorlar. Gazlı 10 kepik, şireli 20 kepikmiş arkadaşlar. Böyle insanlar böyle sıcaktan rahatlamak için bunlardan içiyor arkadaşlar. Burada böyle gene yol boyu gidiyor. Yani yürüyen, alışveriş yapan, dönerciler, her şey var. Böyle bir şehir yani burası da böyle. Şehir merkezi burada. Bu videonun da sonuna geldim. Bugün Sumgayıt'ı gezebildiğim kadar her yeri gezdik değil mi? Her yeri gezdik. Arkadaşlarımız sağ olsun bize çok yardımcı oldular. Bir sonraki rotam neresi olsun? Azerbaycan'da nereye gideyim? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyelim. Tekrardan ben Azerbaycan'ı gezmeye devam edeceğim. Bay bay.